videoda tam bir teyzeyim. Böyle konuşacağım. Sürekli fiyatlardan söyleneceğim. Zaten başka bir şey de yapmıyorum hayatımın geri kalanında. Bir yandan da uygulayalım. Şöyle samimiyetsiz gülerek. Ama güzel ışıltı veriyor mu? Veriyor. Para verdik. Kullanacak mıyız? Mecbur kullanacağız. Bir saniye buldu. Bu siteyin fiyatı 595 lira olmuş. Yuh. 450 lira olmuş bu. Merhabalar, selamlar. Uzun zamandır video çekmiyorum. O yüzden böyle bir tık kendimi şey hissediyorum. Baştan başlamışım gibi. Covid'den sonra galiba oturup şöyle baştan sona video çektiğim ilk video olacak bu. Küçük bir Covid vakası atlattım. Bir şey olmadı bu arada, gayet iyi geçti. Covid vlogu bile çektim hatta. O dönem yaşadıklarımız, işte negatif çıkıp sonra pozitif çıkmamız, semptomlarımız, tat koku kaybı. 15 günlük süreci vlogu çektim. Onu da izleyebilirsiniz kanalımda. Şimdi bugün şöyle bir şey yapmak istedim. Makyaj masama baktı. Bir ara makyaja çok meraklı olduğum için aşırı fazla aldığım ürün var. Şöyle baktım, dedim ya bunlar kaç para oldu acaba? İşte MAC'ler, NARS'lar falan, böyle daha high-end dediğimiz markaların ürünleri acaba kaç para oldu diye düşündüm. Ve dedim ki aşırı pahalanmış ürünlerle bir makyaj videosu çekeyim. Daha önce de aşırı uygun fiyatlı ürünlerle bir makyaj videom vardı ki bu kanalda zaten 3-4'ü geçmez aslında makyaj videosu. Hem biraz konuşalım, hem biraz inceleyeceğim de uygulayacağım ürünlerin fiyatlarına bakıp bir oha, çüş, enflasyon, 3 nokta, üzgün surat falan gibi şeyler yaşayalım. Body Shop'un Insta Glow CC Cream ile başlamak istiyorum. CC Cream. Bu böyle cilde çok hafif bir ışıltı veren ama abartılı bir ışıltı da vermeyen, benim yazın özellikle çok kullanmayı sevdiğim bir ürün. Şöyle genellikle hani highlightlamak istediğimiz yerlere uygulamamız gereken bir ürün. Tüm surata da uygulanabilir. Sonuçta zaten CC Cream. Hani ben şöyle alnıma falan çok girmeden suratın altına uyguluyorum bunu elimle, pataküte. Böyle bir parlaklık veriyor. Benim cildim genellikle yazları sıcak ve kurak diyormuşum. Yazları normalden yağlıya, kışları ise normalden kuruya dönük karma bir cilt. Kışın da kullanılabilecek bir ürün aslında. Bunun fiyatına bir bakalım hemen. Ben bunu 89 liraya almıştım. Şu anda 180 lira olmuş. İki katına çıkmış şu kadarcık tüp. Bu ürünlere bundan sonra gerçekten çocuğum gibi bakmayı planlıyorum. Hayat ediyoruz ve devam ediyoruz. Hemen ikinci ürüne geçmek istiyorum. MAC'in Prep and Prime Concealer'ı, ne Highlighter Bright diyor. Rengi de Forecast, bendeki rengi. Şimdi fiyatına baktıktan sonra çok fazla sürmüşüm diye düşünebilirim bile. Şöyle parmağımla uygulayacağım. Ya bu süngerlerin falan içinden çıkan iğrenç bakterilerle ilgili bir sürü içerik yapıldığı için süngerlerin suratına bakamıyorum. Çünkü ben çok hijyenik biri değilim. Öyle süngeri aldıktan, kullandıktan hemen sonra ilk kullanmada gidip de yıkayacak biri değilim. Orada öyle yatıyorlar aylardır. Allah bilir onların içinde şu an neler var. O yüzden süngerlere hiç elim gitmiyor açıkçası. Zaten pandemide yani makyaj yapma oranım herhalde %75 falan azaldı. 300 lira olmuş. 3.6 mililitre 300 lira olmuş. Ben bunu sulandırır kullanırım hayatımın geri kalanında. Şu an indirimdeymiş bu arada. 200 liraya düşmüş. Yani yine de vermezsin. Ben bunu aldığımda 100-120 lira civarı bir şeydi. 3 katına çıkmış. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim yani. Bu ürün gerçekten çok güzel bir ürün. İncecik bir ürün. Böyle hiç baymayan, suratta ağırlık yapmayan, makyajınız yokmuş gibi gözüken bir ürün. Çok da zaten bugün böyle bir abartılı makyaj yapmayı düşünmüyorum bu arada. Hani ürünlerin kaç para olduğundan biraz yakınalım, sohbet edelim. Benim amacım o. Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ı. Ben bundan herhalde 2 tane bitirdim. Hakikaten butter yani. Yağ gibi bir bronzer. Suratınızda akıyor. Çok da hafif bir bronzer ve kokusu İnanılmaz güzel. Güneş kremi ve yaz kokuyor. Çok güzel. Hemen Physicians Formula Butter Bronzer. Ben bu Butter Bronzer'ı aldığımda fiyatı 60 liraydı ve demiştim ki çüş çok pahalı falan. Yani o zaman 60 lira çünkü bir paraydı ve o zaman gerçekten çok pahalıydı. Şimdi bakıyorum hemen. Bir yandan da süreyim. Şu Real Technique falan var ya, mahvoldu yani. Sanki köpeğim kemirmiş gibi duruyor. Kendi kendine bir soyuldu, bir şeyler oldu bu arada. Ama hiç şimdi bir de fırçaya para veremeyeceğim. Bir ara var ya bu YouTuber'lar yüzünden, hatırlıyor musunuz? Kaç para verdik o fırçalara, sanki çok ihtiyacımız varmış gibi. Yok kesik uçlu fırça, yok bilmem ne uçlu fırça. Hala evde 1000 tane fırça duruyor ya. Sigma falan set almıştım.
O zamanki paralar da çok pahalılardı, şimdi binlerce lira olmuştur. Bu videoda tam bir teyzeyim, böyle konuşacağım. Sürekli fiyatlardan söyleneceğim. Zaten başka bir şey de yapmıyorum hayatımın geri kalanında. Aa okey, bu çok zamlanmamış. 100 lira olmuş. Yani verir misin? Şu anki paranın değerini düşünürsen verirsin. 11 grammış. Yani bence bronzer için ideal bir gramaj. Bunun fiyatı şuş oha dedirtmedi. Olabilir dedirtti. Devam ediyorum. Ya Mac'in bu allığı çok güzel. Mac Melba. Böyle 2015-2016'da makyaj youtuberlarını takip edenlerin çok bileceği ve seveceği bir allıktır bu. Mac'in allıkları da bu arada yani al evladiyelik. Hani torunun bile sürer o kadar fazla. 6 gram yani bronzer'ın yarısından fazla. Ne yapacağım abi, zaten bitmiyor. Ben bunu sürüyorum paso. Bitmiyor. Hemen bakıyoruz. Bir yandan da uygulayalım. Şöyle samimiyetsiz gülerek uyguluyorum. Allah için çok güzel aldık. İyi ki almışım. Serisine eklenebilecek bir allık. 180 lira mı? Tatsız. Bunu kaça aldım hatırlamıyorum bu arada ama 2,5 katı falan fiyatı artmış gibi bir şey olması lazım. Çünkü 120 liradan fazla vermemişimdir. O yüzden 2,5 katı neredeyse artmış gibi düşünebilirim. Biraz da burnumuza sürelim. Bu arada burnumu yaptırıyorum Şubat ayında. Tabii ki onun da videosunu çekeceğim. Çünkü bu kanalda başıma gelen her şeyin videosunu çekiyorum biliyorsunuz. Revizyon ameliyatını da çekeceğim. Ben burnumu 19 yaşında yaptırdım ve çok kötü yapıldı. Düştü. Kemiğim yamuldu. Sol tarafımdan nefes alamayacak noktaya geldim falan. O yüzden hem şeklini hem de nefes almamı düzelttirmek için Şubat ortasında hayırlısı ile ameliyat olacağım. Devam ediyorum. Nars'ın ben şöyle bir indirimde almıştım o zaman, hiç unutmuyorum. Ama kaç paraya aldım unuttum. 120-130 lira civarı bir şeydi galiba. Şöyle stick mor ışıltılı bir highlighter'ı var. Bir tık kuru bir highlighter. Yani aldıktan sonra da böyle yani almasam daha iyiymiş dediğim bir highlighter. Ama güzel ışıltı veriyor mu? Veriyor. Para verdik, kullanacak mıyız? Mecbur kullanacağız. Ya verdiği ışıltı çok tatlı bu arada. Yani hafif makyaj için gayet güzel. Hemen bakıyorum bunun fiyatına. Bu ürün yok. Bu ürün zaten sanırım aynen Christopher Kane'le yapılmış bir işbirliği ürünü olduğu için herhalde satıştan kalkmış. Ama yani şöyle fiyatlara bir baktım da zaten bir bronzer 415 lira olmuş Nars'ta. Yani bu da herhalde 350 liradan aşağı değildir diye düşünüyorum. Bir de böyle merch falan olduğu için belki ekstra pahalıdır yani. Bilemiyorum. Devam ediyorum. Hemen yine Nars'ın. Bu arada bunun yüzeyi böyle yapış yapış oldu. Her şey üstüne yapışmaya başladı ve bu başka bir Nars rujumda daha oldu. O kadar paraya satıyorsunuz bu ürünleri, şunların paketlemesini böyle de yapmazsınız be. Bu acaba benimle mi alakalı? Siz de böyle bir şey yaşadınız mı? Merak ettim. Hakikaten aşağıya yazsanıza. Neyse. İkili far. Saint Paul d'Avance. Kesin yanlış okuyorum. Bu arada bu stickler, bir saniye buldum. Bu stickin fiyatı 595 lira olmuş. Yuh. Asla değecek bir şey değil. Devam ediyorum. 440 lira olmuş. Yani gramajı da gerçekten çok az. 4 gram. 4 gram 2 tane far. 440 lira olmuş. Ben bunu aldığımda 100 lira gibi bir şeydi bu. Çünkü yine indirimden almıştım. Ama yani şimdi de indirime girse muhtemelen 400 liraya falan girecek. O yüzden gereksiz. Şimdi şu gözümün kapağına biraz ışıltılı olandan sürmek istiyorum. Dışına da bir tık gölge yapacağım diğer renkle. Hoş. Ya bu arada yaz makyajı gibi olacak bu biraz sanki. Kullandığım renkler falan ama. Neyse, makyaj youtuberı değilim ya. Şu an kimse makyaj youtuberı değil zaten. Bilmiyorum, kaldı mı makyaj youtuberı? Böyle düzenli içerik yapan. Ben sadece yurt dışındakileri takip ediyorum. Hala işte bir Nikki'dir. Jeffree Star zaten yok ortalıkta. Bir saldı. Jeffree Star'ı takip ediyordum. Ama işte Nikki falan hala cayır cayır içerik üretiyor. Nikki'yi takip ediyorum o yüzden. Türk iyi makyaj yapan bir Ece vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir tık böyle FX makyaj falan öyle şeyler de yapıyordu. Soyadını unuttum. Evlendi, sonra soyadı galiba değişti. Siz anladınız ama bence benim kimden bahsettiğimi. Şöyle bir tık da ben göz altıma fıt fıtlamayı seviyorum. Bu zaten klasik bir Zeynep Çetin makyajı bu arada yani. Bundan daha fazlası değil. Bazen çok oturunca buranın karşısında böyle hadi şunu da süreyim bunu da süreyim deyip abartıyorum ama onun dışında genelde bu tarz makyajlar yapıyorum. Kaş jeline geçelim. MAC kaş jeli. Bunu ben 100 lira falan gibi bir şey aldığımı hatırlıyorum. MAC'in çok meşhur Görkem Karmak'ın çok önerdiği, ben ondan görüp almıştım. MAC'in brow seti bu. Hadi bir tık doldurayım. Şu Benefit'e bir bakalım da biraz krize girelim. Çünkü Benefit'in kalemi de var bende. Benefit'in Goof Proof Brow Pencil'ı. Benefit zaten yersiz pahalı bir markaydı. Şu an uçmuştur diye düşünüyorum. Ben Sephora'yı görünce girmiyorum mesela. Hakikaten tadım kaçıyor yani. Hemen girip bakmak istiyorum. 450 lira olmuş bu.
0.17 gram. Bazı kaş alan ablalar var biliyor musunuz? Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Kaşınızı alıyor, ondan sonra gidiyor Faber-Castell'in HB kalemiyle şöyle fıt fıt boyuyor, diyor ki bak çok iyi durdu. Genelde mahalle kuaförlerindeki kaş alan ablaların tridir o. Bildiğiniz çizim kalemiyle fıt 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 kaşınızı doldurur. Ha tabii bu arada gidip Faber-Castell almak yerine daha uygun fiyatlı kaş için yapılmış ürünleri de tercih edebilirsiniz. Migros'ta böyle 200-250 liralık ürünleri artık alarmlamaya başladılar. Evde vallahi ben bunları alarmlayacağım, kullanmayayım diye. Bunlar servet. Coin almışsınız gibi olur. Bu nasıl bir fiyat artışı ya? Şöyle yalandan çok az boyayayım da çok da kaşlarım öne çıksın istemiyorum. Kaş maskaramızla devam ediyoruz. Bu arada çok güzel maskara bu gerçekten. Yani onu da söylemeden geçemeyeceğim. Fiyatına bakıyorum. 209 TL. Yani iki katı falan artmış diyebiliriz. Herhalde bomboş bir jelin fiyatını da 300 lira yapamayız diye düşünüp 200 lira da bıraktılar diye düşünüyorum. Çünkü yani gidip Essence'in gayet güzel muadilini de alabilirsiniz ki ben öyle yapmıştım vakti zamanında. Ben şimdi bu ürünleri size gösteriyorum da yani zar zor buldum. Hani bunların geri kalanı, bu gösterdiğim ürünleri dışındaki tüm ürünler gerçekten uygun fiyatlı markaların ürünleri. Hani maksimum NYX vardır yani, öyle söyleyeyim size. Onun dışındakiler Essence'ler, Messence'ler açıkçası. Çünkü gayet de kullanışlılar yani. Kaç para vereceğiz abi bir makyaj ürününe? Hazır Sephora'ya girdik. Sephora'dan devam edelim. Sephora'nın maskaraları gerçekten inanılmaz. Atatürk ileri görüştürüğüyle şöyle stokladığım iki tane maskarası var bende. Direkt Sephora Collection, yani Sephora'nın kendi maskaralarından bahsediyorum. Outrageous serisi. Outrageous Curl var, Volume var. Sanırım bir iki tane daha olması lazım. Hepsinin fırçası harika. Şimdi iki kere fıt fıt yapıyorsunuz. Size yemin ederim inanılmaz güzel yapıyor kirpiklerinizi. 60 liraya aldığımı hatırlıyorum. Şimdi bir girip bakmak istiyorum. 170 lira olmuş. İyi ki stoklamışım. Şu an mutluyum. Yani ben bu ikisini 120 liraya aldım. Şu an ikisini almaya kalksam 360 lira yapıyor. Doğru hesapladım değil mi bu sefer? Neyse. Hangisini açsam şimdi ben biraz onu düşünüyorum. Hadi Outrageous Curl'ı açayım. Bunun fırçası bir tık farklı. Hem onu görelim. Şöyle ufak bir fırçası var. O yüzden böyle en dip yerlere de girebiliyorsunuz. Acayip iyi kıvırıyor. Ve çok sürmeyeceğim. Ama bundan iki kat falan sürdüğünüzde gerçekten kirpikleriniz arşa çıkıyor. Bir de şuraya yapıyorum. Şu maskara sürerken ki suratım kontrol edemiyorum yani. Güzel maskara. Allah için hoş bir maskara. Başka ne kaldı? Ruj kaldı tabii ki. MAC'in çok güzel bir nude rengini de buradan önermek isterim. Yani hala bu fiyatlarda bunları almak isteyenler de olabilir sonuçta. MAC'in Persistence rujuna bakmak istiyorum. Ben size şöyle rengini de göstereyim. Çok güzel bir renk. Hemen. Soğuk alt tonlu bir ruj. Zaten bu arada Persistence'a bakmaya gerek yok. MAC'in rujlarının hepsi aynı seriden olduğu için hepsi aynı fiyat. Aman tanrım. 200 lira olmuş MAC rujlar. 200. Ben 89 lirada bıraktım bu arada. Yani bakmayı da bıraktım. MAC'e falan da girmeyi bıraktım. Biraz tadım kaçtı şu an. Evet, makyajımızı yaptık. Yani akıl alır fiyatlar değil gerçekten hiçbiri. Bir tek Physicians Formula'yı tebrik ediyorum. Çok fazla arttırmamışlar ama tabii MAC'in marka algısı ve tabii ki ürünlerin fiyatları çok daha fazla olduğu için normale göre bu kadar fazla artmış olması Physicians Formula'ya göre çok da saçma değil bence. Biraz böyle MAC'in üstüne gitmişim gibi oldu ama elimdeki high-end ürünlerde en çok MAC'i kullanıyorum açıkçası. O yüzden de gelip fiyatlarına bakıp oha demek durumunda kaldım. Sephora da beni bayağı şaşırttı bu arada ama yani bu aslında markaların suçu değil tabii ki. Yani burada bizim eleştirdiğimiz şey tabii ki biliyorsunuz marka değil. Markalarda ithal ürünler oldukları için, çoğu marka yurt dışı menşeli olduğu için mecburen bu zamları yapmak durumunda kalıyorlar. Döviz kurları sebebiyle diyelim. Yeni nesil olacak o kadar skeci gibi bir şey oldu yani bu video. Makyaj videosu izlemek isterseniz böyle daha fazla evde bir sürü makyaj malzemem var. Allah aşkına bana fikir verin, oturup çekeyim yani. Masam var, ışıklarım var, kulis ışığım var şu an görmediğiniz. Marla da merhaba desin gitmeden. Marla. Ne yapıyorsun kuşu? Anne makyaj yaptı. Sen gerçek bir YouTuber köpeğisin. Biliyorsun değil mi? Sıfır havlama. Neyse. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Bye bye.